Az önce medya ayağından bahsettik bu işin, değil mi? Yani basın yasağı ya da haber yasağı getirilmesinden abuk bir yasak. Nerede bitiyor, nerede başlıyor? Bakın sabah biz yayına hazırlanırken bile neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğimiz konusunda aramızda tartışmak zorunda kaldık. Yani isimleri mi vermeyeceğiz? Hastanenin adını mı zikretmeyeceğiz? Cinayet oldu mu demeyeceğiz? Yani böyle bir öldürme olayı var ama ne olduğunu tam da bilmiyoruz falan gibi böyle abuk subuk bir dile mi başvuracağız? Bunları konuşmak ve ölçüp bitmek zorunda kaldık. Yani gereksiz yere böyle basın yasakları ya da haber yasakları getirilmesinin demokratik toplumlarda bir işe yaramayacağını, anlamı olmadığını hatırladık ve hatırlatmak istiyoruz. Ama bakın medyaya baskı sadece burada değil. Dün medyaya baskı anlamında birkaç başlıkta birkaç haber daha verdik. Dün sabah resmi gazetede yayınlanan bir karar vardı. Basın İlan Kurumu'nun bundan böyle basın ahlak kurallarını yeniden tanımlaması ile ilgili bir kurallar dizini. Basın ahlak kuralları derken yani ahlak diye genel ve tanımı herkese göre değişebilecek görece bir çerçevenin yeniden tanımlanmasından söz ediyoruz. İşte teröre destek, terörle alakalı haberleri vermek, efendim işte başkalarının özlük, kişisel haklarına tecavüz, işte onlara duyarlı olmak olmamak gibi böyle bir takım lafları, bir takım kavramları torba zihniyetiyle bir araya toplayarak basının haber yapmasına yeni ve daha hareket alanını kısıtlayan baskılar getirilmesi amacından söz ediyoruz burada. Biliyorsunuz yazılı basına düzenlemeler getirmek ya da yazılı basının hareket alanını kısıtlamak için Basın İlan Kurumu elindeki resmi ilan silahını ya da sopasını kullanıyor. Pek çok muhalif yayın yapan gazeteye ya da hükümeti eleştiren, hükümetin dümen suyuna gitmeyen, onu alkışlamayan, şakşakçılık yapmayan, yani yalakalık, yani yandaşlık yapmayan basın yayın organlarına Basın İlan Kurumu sistemli bir şekilde resmi ilan verilmesini engelliyor. Özellikle de tirajı düşük olan gazetelerin en önemli gelir kaynaklarından biri olan yani işte tirajlarına göre dağıtıldığı söyleniyor bu ilanların. İşte isimlerini de sayalım. Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü, Bir Gün gibi gazetelere, Korkusuz gibi gazetelere ilan verilmesini, resmi ilan verilmesini kısıtlayarak onların gelir kaynaklarından birini en azından kesmeye çalışıyor. Çünkü havuzun medyası ballı kredilerle zaten ayakta tutuluyor. Adamın bir tanesine 750 milyon dolar para verdiler cebine, git falanca grubun yayın organlarını satın al diye geri bile ödemiyor. Şimdi onun çıkardığı gazeteyi çevirmesiyle sadece kendi kısıtlı kaynaklarıyla 3000, 5000, 10000 tirajlı bir gazetenin üstelik de sürekli ceza tehdidi altında basın kısıtlaması ya da ilan kısıtlaması tehdidi altında yayın yapan gazetenin özgürlük alanı bir mi? Aynı şeyi televizyonlarda da RTÜK üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Radyo televizyon üst kurulu. Kaşının üstünde gözün var, gözünün üstünde kaşın var. Yan baktın, öksürdün, aksırdın, tıksırdın diye neredeyse her türlü şeyi bahane ederek ceza uygulamaya kalkışıyorlar. Dün de kardeş kanallarımızdan Halk TV ve Tele1'e bu anlamda cezalar geldi. Hatırlayacaksınız yakın geçmişte Halk TV ile bize de aynı nedenle ceza gelmişti. Olay ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı'nın televizyonlardan yayınlanan, aynı anda da işte sosyal medyada yayınlanan bir video mesajı vardı. Neydi o mesaj? İktidarın en tepesindeki kişilerin aile fertleri üzerinden kurulan bir takım vakıflar aracılığıyla bir yabancı ülkeye para aktarması. İki tane vakıftan söz ediliyor. Eğitim amaçlı kurulduğu söylenen vakıflar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir vakfa para gönderiyorlar. O vakıfta orada yatırımlar yapıyor. Bina yapıyor, yurt yapıyor. Bir yerde çiftlik satın almışlar. Muhammed Ali Clay'in bilmem işte çiftliğini satın almışlar vesaire. Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı. Dedi ki bizim şöyle bir kuşkumuz var. Şöyle bir şüphemiz var. Bunlar dışarıya para kaçırıyorlar çünkü kaçacaklar dedi. Muhalefet lideri, ana muhalefet lideri her türlü suçlamayı dile getirebilir. Mahkeme önünde hesaplaşırsınız. Nitekim de öyle yaptı.
Bu iddianın muhatabı olanlar, yani başta Sayın Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı olmak üzere, o iddiadan zarar gördüğünü ya da itibarının zedelendiğini ya da haksız bir yere suçlamayla karşılaştığını düşünenler gittiler mahkemeye tazminat davası açtı. Mahkum olur olmaz, o şüphe dile getirilir getirilmez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şüpheyi dile getirmeye demokratik bir toplumda hakkı vardır yoktur. Siyasette böyle suçlamalar yapılır yapılmaz. Bunlar ayrı tartışmalar. Ama biz medya olarak böylesine önemli, yoğun ve kıran kırana bir siyasi ortamda koskoca bir ana muhalefet liderinin, koskoca bir cumhurbaşkanına ya da iktidar partisinin liderine böyle bir suçlama getirdiği demeci görmezden mi geleceğiz? Elbette ki gelmeyeceğiz. Canlı da olsa, banttan da olsa bunu duyuracağız ve karşıt görüşü de duyurduktan, karşıt savunmayı ya da iddiaları da duyurduktan sonra kamuoyunu bilgilendireceğiz. Gerisi ikisinin arasındaki mesele ya da siyasi mücadelenin sonucunu belirleyecek bir mesele. Bize ne? Ama ben o demeci görmezden gelemem, sansürleyemem. Çünkü iktidarın başı, yani Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, her iki şapkasıyla da, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ya da AKP Genel Başkanı şapkasıyla istediğine istediği şeyi söylüyor, canlı yayında da söylüyor, yazılı demeç olarak da söylüyor, basın toplantısında da söylüyor. Bir yerde bir demeç yayınlayıp medyaya dağıtıp da onu yayarak da söylüyor. Onun söylediği her şey kamuoyu tarafından bilinecek ama ana muhalefet partisi ya da başka bir muhalefet lideri bir laf söylediği zaman ona yasak getireceksin. Öyle yağma yok. Öyle bir düzen yok. Öyle bir düzenin adı demokratik bir düzen olamaz. Ama maalesef radyo televizyon üst kurulu adı verilen ve kendisini hiçbir kararı temyiz edilemez, tartışılamaz, hatta eleştirilemez bir konuma oturtan bir kurul bu kararları verebiliyor. Halk TV'ye ceza, KRT'ye ceza, zaman zaman işte ilan gelirlerinin %3'ü, %5'i neyse oranında ceza, zaman zaman yayın durdurma, zaman zaman program yayınını durdurma, efendim işte uyarı verme, bak şu kadar daha uyarı alırsan lisansını iptal ederim diye sopa sallama şeklinde bir politika izliyor. Demokratik rejimlerde böyle şeylerin olması mümkün değil. Oluyorsa rejimin adı demokrasi değildir. Radyo televizyon üst kurulu dün verdiği cezalardan birinde de ya Telebi'de ya da Halk TV'ye kendisinin eleştirilmesi gibi bir gerekçe göstermiş. Nasıl yani? Biz anayasal bir kurum olan RTÜK'ü, basın ilan kurumunu ya da başka kurum ve kuruluşları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı falanca, işte BDDK'yı, EPDK'yı filan eleştirmeyeceğiz mi yani? Sizin yaptığınız yanlışları eleştiremez miyiz? Burada Türkiye'nin en güçlü kişisini eleştiriyoruz yani. Radyo televizyon üst kurulunu mu eleştirmeyeceğiz? Baskıları konuşuyorduk canlı yayına gitmeden evvel. RTÜK'ün bu uygulamaları gerçekten de kabul edilemez uygulamalar. Halk TV'ye bir olayda ya da yani bir dosyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun demecini ikinci kez yayınladılar diye, bir olayda da HDP'li bir konuğun terör örgütü liderinden sayın sıfatıyla bahsetmesi nedeniyle, yani bu da bir başka yarası toplumun. Canlı yayına davet ettiğiniz bir konuğun kullandığı bir ifade nedeniyle kanala ceza gelmesi. Yani burada hepimiz yıllardır yayıncılık yapıyoruz. Çok sayıda farklı kesimlerden, farklı görüşlerden insanları davet ediyoruz ya da telefonla ya da internet üzerinden görüntülü bağlıyoruz. O insanın ağzından çıkmış olabilecek bir sözden dolayı bizim ceza almamız kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi o söz söylenirken sunucunun yaptığı bir müdahale de olabilir ya da farkına da varmamış olabilir, ama bundan kanalı sorumlu tutmak hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir şey. Tele1'e de yine bir ceza verilmiş, Halk TV'ye de bir ceza verilmiş. Bunların bir tek anlamı var: eleştirel yayın yapan ya da muhalif olarak bilinen görüşlerde konukları ekrana çıkartan ya da programlar yapan kanalları bir baskı altına almaya çalışmak, zapturapt altına almaya çalışmak ve sindirmeye çalışmak. Bunun gerçekleşmeyeceğini zaten biliyorsunuz zat-ı muhteremler. Bunun gerçekleşmeyeceğini zaten biliyorsunuz. Radyo televizyon üst kurulu olsun, basın ilan kurumu olsun, devletin bu anlamda medyaya sopa sallama
anlamında kullandığı bu kurumlar, öyle bir görev yapan kurumlar bunu anlamaları lazım. Bizler hiçbir şekilde haber alma ve verme özgürlüğünden, ifade özgürlüğünden, düşünce özgürlüğünden ve kamuoyunun bilgilendirilmesi görevinden vazgeçmeyeceğiz. Bunu çıkartın kafanızdan. Böyle bir olasılık yok. İstediğinizi yapın, istediğiniz cezayı vermeye çalışın. İsterseniz bu baskıları daha da katmerleştirmeye çalışın ki bir takım yasal düzenlemelerle, bir takım hazırlıklarla parlamentodan geçirmeye çalıştığınız bazı yasalarla da bunun niyetinde, bunun hazırlığında olduğunuzu biliyoruz. Ama vazgeçin bu yoldan. Çünkü bunlar ülkenin demokrasi siciline hep eksi puan olarak yazılacak şeyler ve bunlar dünya çapında da kendi içimizde de itibarı zedeleyen şeyler. Bu yoldan vazgeçin. Kaşının üstünde gözüm var, gözünün üstünde kaşım var. Şunu dedin, şunu yaptın, bunu yapmadın diye kanallara ceza verme sisteminden vazgeçin. Bir kere bu yasanın, bu anlayışın, bu uygulamanın bir an önce değişmesi lazım. Bir de bu sistemin de değişmesi lazım. Radyo Televizyon Üst Kurulu diye bir kurul var. O kurulda iktidarın temsilcileri çoğunlukta, ne olursa olsun zaten orada kaldırılan, indirilen ellerin sayısı üzerinden kafadan kime ceza verileceği, kime ceza verilmeyeceği belli. Yandaş kanallarda ne yapılırsa yapılsın, her türlü iftira, her türlü suç, her türlü kepazelik, her türlü ahlaksızlık gerçekleşir. Onlarla ilgili şikayetler dikkate dahi alınmaz. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı istediğine istediği hakareti eder, istediği aşağılamayı yapar. Kişi olarak, meslek grubu olarak, bir insan topluluğu olarak istediği lafı söyler. Çıkar meclis kürsüsünde, çıkar cumhurbaşkanlığı bilmem kapasitesiyle istediği lafı söyler ama onları canlı yayınlamak serbest. Daha geçenlerde oldu işte örneği meclis grubunda. Ama bizim kanallarda bilmem elini kolunu koyduğun yerden işte belki de hani kravatı bağlama şeklinden bile, yani abartıyorsun diyeceksiniz ama oralara kadar gidecek neredeyse iş. Benim taktığım kravattaki renklere takılacak mesela bir gün oradaki bir sayın RTÜK üyesi. Elini niye böyle koydun, niye böyle salladın diye ceza gelecek neredeyse. Bu kadar absürt durumlara düşmüş. Bu sistem mutlaka değişmelidir. Onun için bu iktidara alternatif olan insanlar, muhalefet partilerine buradan sesleniyorum. Bu sistemin, bu baskıcı, antidemokratik sistemin değişmesi konusunda çalışmalarınızı bir an önce yapmanız ve kamuoyuyla paylaşmanız lazım. Çünkü basın bu şekilde susturulmaya çalışılıyorsa ülkede demokrasiden asla ve kata söz edilemez.